Ceza sahasına penaltı noktasının sağ tarafından girdi. Ee, pozisyonun içindeki oyuncu da hemen bakayım Mişu. Raşitsa ve Mişu. Raşitsa'nın sağ kolundan Mişu şöyle bir, sağ koluyla şöyle bir şey yapıyor hocam. Raşitsa ısrarla penaltı bekliyor. Diyor ki çekti beni. Beşiktaş'ın paylaştığı o tweette şu şekilde fotoğraf kareleri paylaşıyor. Ee, onun bir gösterelim onu da hocanın monitörüne de. Bir line'da var bak hocam. Bak en son görüntüden Şurada da verdik. En son görüntü Bilmiyorum. Şu en son görüntüyü verir misin? Yakın görüntü var en son. Bu tam anlatmıyor ama pozisyonu tabi fotoğraflar tam Fotoğraf... anlatmıyor. Anlatmaz. Evet şu görüntü. Hocam dur burada geri gel. Yavaş yavaş git. Geri gel. Ne diyorsun? E, bozuyor dengesini oyuncunun. Yani şu koluna şöyle yaptığı anda oyuncunun bak bir şeyi var, koordinasyonu var. O koordinasyonu bak, bozuluyor. Şimdi yukarıya bak. Yukarıya bakarken tam tuttuğu an yani yukarıdan tuttuğu an dur. Dur. Şimdi siyahlı oyuncu, koyu renkli oyuncu beyazlıyı tuttu. Şimdi şu anda beyazının hangi ayağı yerde? Sağ ayağı. Sağ ayağı devam et. Yavaş git. Dur. Şu anda beyazlı sağ ayağını kaldırdı. Sol ayağından topu sürmek istiyor. Sağ ayağını kaldırdı. Sol ayağından Topu sürmek istiyor. Fakat öyle bir yerde üstten çekiyor ki öyle bir yerde tek ayak üzerinde sakat kalıyor bak oyuncu. Şimdi sol ayağına bak. Çekti yan beyazını sol ayağına bak. Adamın koşu hareketi bozuluyor, dağılıyor. Tek ayakta yakalıyor, şöyle yapıyor. Çekiyor, bırakıyor. Şuradan şöyle yapıyor yani. Öt evet. diye yapıyor, çekiyor, bırakıyor hemen. Ama o şeyi momentum Hocam ben ne ben denir? Ona ya? O şeyi bozuyor yani ben adam. Ben penaltı veririm. Hani şunu diyebilirler. Diğer, poz, diğer pozisyonda böyle bir görüntü yok vallahi. Olsa ona da daha iyi bakacağız. Orada da bir ikircikli durum var hocam, şimdi, ama bu net gözüküyor hocam, yani. Bana şimdi kimse akıl vermez. Akıl var. Para versin de hep öyle derdi benim eski ortağım. Oğlum bana akıl verme, para ver. Para derdi Tevfik. hani <laughs> akıl. Akıl almak iyidir. Severim ama. Şimdi formadan çekme olayıyla bu çekme olayı farklı. Dengesini bozuyorsun burada adam. Formadan bir başka türlü. Zaten dikkat et bak. Eski formalara bak. Eski formalar boldu. Ve yeni formaları vücuda mümkün olduğu kadar yapıştırdılar. Çekilmesin diye. Eskiden formalarda çekme olayı çok fazlaydı. Tuttun mu çekiyordun. Şimdi tuttun mu çekemiyorsun. Böyle formayı. elinden kayıyor forma tabii yapışık. Bak şimdi oradan oraya geldik. Onu da bir ara sıcak hemen araya sokalım. Burada bak. Burada adamı tek pozisyonda yakalıyor ve adamın beyazlı oyuncunun gidişini engelliyor. Adam sağ ayaktayken bak sağ ayaktayken tuttuğu bak sağ ayak yerde sol ayak gidecek bak gördün mü? O adamın koşu bütün, dengesini bozmuş zaten. Adamın bütün dengesini bozdu. Öyle hocam öyle. Var'ı çağırması lazım. Heh orası. Varın çağırması lazım. Bu pozisyon... Hani hakem belki, hakemin yerine bakalım. Bu hakeme, balta hakemin. Hakeme bir bakalım. Bu balta hakemin yerine bakalım. Bundan hakem hakem olmaz. O kadar iddia ediyorum. Bundan hiç uğraşmayın. İyi de evet. bir şey söyleyeceğim. yer. Hakem onu görüyor. Görüyor vermiyorsa eğer, da var diyor ki eğer, gördün mü diyor, gördüm diyor. Ben sana söyleyeyim. E baksana. E gördüm Hocam, diyor. Şu pozisyonu görüp vermiyorsan kafam karışır. Gördüm Şu diyor ben. pozisyonu görüp vermiyorsak hocam bir ver. şey söyleyeceğim. Şu pozisyonu görmüyor mu? O zaman kör. 8-10 metre önü. O böyle zaman böyle kabak gibi duruyor önünde. Abi, abi şey biliyorsun. Bak şöyle bir şey yapıyor bir de görmek için. Hocam biliyorsun, bazı hakemler İzmir'den çıktı o da. Yerine 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 imza atmış adam. Yerine yerine yerine. Kadın doğumcu falan da var herhalde. Kim o? Yerine 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 imza. Göz bilmem ne o bu. Herhalde bu öyle bir göz muayenesi mi oldu? FIFA kemi. Hocam bak ben artık her şeye gıcık bakıyorum. Ben, ben onu bilmem görmedim. de bu pozisyonda... He bak şuna da bir şey diyemem. Adam gördü. inanmadı ya. O da olabilir. Hocam çekti bıraktı. Ve iyi çekti. ya İyersen, Bana göre... Bana göre de bu pozisyonda... Oyuncunun ritmini, koşu ritmini bozuyor. Ama şuna da bir şey diyor. Adam belki diyor ki yok bana göre değil kardeşim diyebilir. Çünkü görüyor bu pozisyonu bak. Hocam böyle bir iki tane pozisyona verdi biliyor musun? Sağın içinde verdi böyle bir iki pozisyonu Sana söyleyeyim. Var yani böyle buna yakın pozisyon var. Hocam bu pozisyon penal Peki. Bak, yani, yani poz... öyle hafif bir hani şey değil. Böyle dık diye çekiyor bırakıyor. Akıllı yapıyor yani. Yedirirsem diyor yediriyor. Yersen Kirşen. Almanya. Peki hocam bu pozisyon penaltı dedi dolayısıyla Beşiktaş adına e, çok kritik bir pozisyonda bir yanlış karar olduğunu düşünüyor Erman hocam benim de fikrim bu pozisyonun penaltı olduğu yönünde açıkçası ama yapan adam'a söylüyorum hakem düdük çalsa ne yaparsın hakem görüyor yalnız onu söyleyeyim evet görüyor çok görüyor, net görüyor yani o yüzden ben şu vara bir şey diyemiyorum büyük ihtimalle var dedi ki Hocam gördün mü? Gördüm dedi. Orada bir müdahale var dedi. Gördüm ben o müdahale yeterli değil dedi bence. Şeyi e, bu hakem değil miydi? O kafa pozisyonundaki. Ben evet. mi yanlış hatırlıyorum? Bu değil evet. mi? Çünkü ben o diyalog net bir şekilde aklımda. Gördüm yeterli değil diyor mesela. Evet. Yani O da bir duruş bir şey diyemem valla. Demek Burada ki, da öyle demiş olabilir. Demek ki görmüyor bu. Ya biliyorsun oposisyondaki yandaki görevli bir bayan vardı. Polis miydi? Güvenlikçi, i̇şte, güvenlikçi özel güvenlikçi. Güvenlik. miydi? Aa, kız, aa diye açmıştı. kız yüzünü kapattı ya. Ne oluyor diye. Peki bu pozisyon penaltı olmalıydı dedik. Bir sonraki pozisyon gelsin. He peki burada eee Svensson sarı kart gördü. Yusuf Erdoğan gidecek. Svensson eğer eğer eee tehlikeli hareket yoksa Yusuf Erdoğan sıyrılacak ise sarı kart doğru mu? Tehlikeli hareket var mı? Tehlikeli hareket yoksa Sarı yeterli mi? Kartın rengi değişebilir mi? Geri gel tam tam topa temasla durdur. Evet şimdi burada dur. Şimdi buradaki pozisyon çok enteresan. Ee, koyu renkli oyuncunun bacağı 90 derece. Evet. Yani kafayla oynama hakkı var mı? Şu yükseklikte ben eh, olabi olabilir evet çünkü belin üzerinde bak doğru belin üstünde göğüs seviyesi. Şurada. göğüs seviyesine yakın. şurada kafayla evet. oynarım o kafasını sokuyor o da ayağını sokuyor fakat tabii ayağını sokan adam daha evvel ayağını sokuyor devam et yavaş yavaş oynat devam et devam et devam et birbirlerinde şey yapıyorlar e ne var bunda? Lacivertli oyuncu giderken beyazı üstüne düşüyor. E tamam olabilir hiçbir şey yok burada. Yani Niye normal sarı bir kart pozisyon, o zaman? He? Niye sarı kart? Bilmiyorum. Çünkü eğer sarı kart varsa bariz gol şansı falan var deyip kartın rengini de tartışabilirsin de. Burada neden sarı kart var? Bilmiyorum anlamadım. Burada sarı kartı kime verdi? Beyaz oyuncuya verdi. Niye veriyor? E, lacivertli gidiyor diye. Onu ne engelliyor diye. Abi. Bak bir genel planda versene bir Tolga. Bak hocam şimdi. Vallahi, Ha şu açıdan da bakalım. Bu nasıl? Bir defa bir çarpma diyor öyle doğru dürüst. Biraz biraz değiyorlar. Ya biraz değiyorlar. Çarpışıyorlar bence ya. Yani bir şey yok. Top alıyor. Çarpışıyorlar. E tamam da sarı kart niye? Gole gidiyor falan diyese o zaman bambaşka şeylere gider bu. E o zaman pelota gel bakalım. Gole gidiyorsa ne olur? Evet. Gelsin. Yavaş. Yavaş geri gel. İyi de top nereye düşüyor ya? 10 metre ötesine düşüyor top. O lacivertli oyuncu faal olmasa da yakalayamaz ki. Yakalar Devam et. Ya? Devam et. Yani zor gibi Hıca, geldi bana. ne bariz gol şansı var ne bir şey yok. E Hiçbir şey yok bunun devam olması lazım. Sarı gol de vermem. Oldu. Sarı da vermem. Bariz gol şansı yok. Burada bir oyuncu var. Arkada zaten kaleciye gidiyor top. Kaleciye doğru gidiyor. Çok açılmış. Çünkü kontrollü evet. araya kafadan önce vurmak evet. isterken kontrollü bir şekilde de kaçıramadı topu. Yusuf. Yusuf mu? Ya böyle aa falan Fendi. diyor ama hikaye. Onu söyleyeyim.